dersi bitti. İstersen önce tezkiyemi yapalım, namaz bitirsin. Önce namaz kılalım sonra. Muhterem hazirun, cenaze namazı için arka saflarla beraber de inşallah saflarımızı tanzim etmiş olalım. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi hepimiz üzerine nasip olsun inşallah. Son vazifesinde bulunduğumuz merhume Fatma Yazıcı hanımefendi anneye, onun şahsında hepimizin ölmüşlerine Rabbim bir kere daha rahmet ve mağfiret buyursun. Huzuru devletlerinde bulunduğumuz Halid İbni Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretlerinin Rabbim şefaatiyle müşerref olmayı onlara da bizlere de nasip eylesin inşallah. Beraberce önce cenaze namazımızı inşallah kılacağız. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız namazı kıldıracak. Akabinde tezkiye konuşması da ifa edilecek. Kısaca namazımızı hatırlatalım. Cenaze namazı kıyam ve dört tekbir ile eda etmiş olduğumuz bir namazdır. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve Celle Senaik ibaresiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra bilenlerimiz cenazeye ait cenaze duasını, bilmeyenlerimiz Fatiha suresini dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra beraberce inşallah selam vererek namazımızı tamamlamış olacağız. Hep beraberce niyet edelim. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyite için duaya uydum hazır olan imama er kişi niyetine. Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Salli ala Muhammed. Allahu Ekber. Allahumma fir li hayyina ve meytina ve şahidina ve kaimina ve zekirina ve sakirina ve kebirina. Fahihi alel islam ve men tevfeyte ve minna fedeme. Hussati hazi meyteti bir rahmet. İn kâne muhsine fesd fi saniye. İn kâne muhsine fede cevza. Müştabil keramete ve zülfe. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhu için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ câe eceluhum la yestahhiruna sa'atan ve la yestakdimun. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, Fatma Yazıcı annemizin cenaze namazını hep birlikte eda ettik. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Okuduğum ayeti kerimede buyuruyor ki yüce Rabbimiz, onların ecelleri geldiğinde ne bir an geri bırakabilirler, ne de bir an öne alabilirler. Vakit saat geldi ve Fatma Yazıcı annemiz Hakk'a kavuştu, Rabbine kavuştu. Tabii Rabbimiz ömrü boyunca salih amel işleyen ve ibadetlerini yerine getirip tevbelerini yaparak kelime-i şehadetle huzuruna gelen insanlar için ebedi cennetler vaat ediyor. Biz de dua ediyoruz. İnşallah
uzun ömrü boyunca ibadetleri, yapmış olduğu ibadetleri onun için ebedi cennet vesilesi olur inşallah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanlar öldükten sonra amel defterleri kapanır. Ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi ilminden istifade edilen alim. Kitaplar yazmıştır, talebeler yetiştirmiştir. İkincisi sadakayı cariye sahibi hayır insanları. Cami yaptırmıştır, okul yaptırmıştır, insanlığa hizmet eden müesseseler yaptırmıştır. Onların da amel defterleri kapanmayacak. Bir diğer kişi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Biz biliyoruz ki Fatma Yazıcı annemiz çok hayırlı evlatlar yetiştirdi. Allah onlardan razı olsun. O evlatları hayırlı işler yaptığı müddetçe onun amel defteri hiçbir zaman kapanmayacak inşallah. Buna inanıyoruz. Müminlerin müminler üzerindeki en önemli vazifelerinden birisi birbirlerine hüsnü şehadette bulunmak ve helalleşmek. Haklarını birbirlerine helal etmek. Ben Fatma Yazıcı annemizi hüsnü şehadetinize arz ediyorum. Hali hayatında kendisini nasıl bilirdiniz? Mümin, Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır yol arkadaşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mutlaka duygularını ifade etmesi arzusu olabilir. Efendim, arzu ederseniz buyurun duygularınızı ifade etmek için. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, şu anda Hakk'a uğurladığımız Fatma annemiz, yol ve dava arkadaşım Hayati Bey'in valideleri ve bu yolda, bu davada beraber yürüdüğümüz Hayati kardeşimizi yetiştiren ve bizlerle beraber yol yürümesine vesile olan Fatma annemiz için Diyanet İşleri Başkanım tezkiyeyi en güzel şekilde yaptılar. Ayet-i Kerime'de Rabbim küllü nefsin zâikatül mevt buyuruyor. Her nefis ölümü tatacaktır. Ve Fatma annemiz de 94 yaşına, 96 maşallah, 96 yaşına ulaştı. Böyle bir ömür ve bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar, az önce hocamın da ifade ettiği gibi, yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli zaten mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Ve bizler de şahidiz. Ve bizler de Fatma annemiz için hayır dualarda bulunuyoruz, bulunacağız. Mekanı cennet olsun inşallah. Ve inşallah Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle birlikte müşerref kılsın. Ruhi için hep beraber El-Fatiha. Allah'ım
Muhterem Hazirun, cenazemiz Eyüp Sultan Mezarlığı'na, Eyüp SSK Devlet Hastanesi'nin sol tarafında kalan Ayra Kabristanlığı'na inşallah defni yapılacak. Beraberce alalım, buyurun.